getiremeyeceğim için URTT yönetiminde kalmayı, orada çalışmayı ve Sosyal Demokrat Parti'den istifa etmeye karar verdim. Liksan, Danimarka'da 12 yıl Sosyal Demokrat Parti'ye emek verdi. Furesø Belediyesi'nde meclis üyeliği yapıyordu. Avrupa Türk Demokratlar Birliği'ndeki çalışmaları da biliniyordu. Neslihan Liksan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan sempatisi sebebiyle hedef haline geldi. Zetland isimli haber sitesi hakkında karalayıcı haberler yaptı. Danimarka Sosyal Demokrat Partisi aradığı bahaneyi bulmuştu. Liksan'a demokraside yeri olmayan talepler iletti. Nasıl bir açıklama yapmam gerektiğini yazılı olarak aldım. Şunu söylersen ortadan problem kalkacak. Seçim öncesi kendine de partiye de zarar verme. 12 yıldır emeğin var, bu emeğini yazık etme dediler bana. Neslihan Liksan, Türkiye düşmanlığına alet olmadı. O partiden istifa etti. Şimdi Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nde çalışmalarına devam ediyor. Ben onların şartlarını yerine getirerek bugün dünyada neredeyse her gün Türkiye hakkında karalama varken bu şartları yerine getirerek bu karalamalara dahil olmaktansa şartları yerine getirmeyip partiden istifamı vermeyi daha uygun buldum.